Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle beraber Kev köyümüzü geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kübra, ne geldin buraya? Ne geldin buraya? Hemen şeylerinizin başına, evlerinizin başına geçin bakayım. Şimdi içeride şu anda Esra ile Kübra evlerini yapmaya devam ediyor. Ben de size köyün son halini göstereyim abi. Çünkü bu köy serisini çok beğendiniz ve ben de bütün içeriğimi artık bu köyün içerisinde yapacağım. Bütün içerikleri buradan size çıkartacağım. O yüzden aşağıda yorumlardan bana bolca içerik fikirleri, köyde neler yapabiliriz yazmayı unutmayın. Şimdi duvarları ben bu şekilde Nether portalı olarak yaptım. Bunu Esra'dan öğrendim ben. Nether portalını bu kadar büyük büyük yapabilmeyi. Ölçülerini vereyim arkadaşlar size. Siz de eğer bu şekilde kolay ve zorlanmadan ve şekilli şüküllü bir duvar yapmak isterseniz yapması çok basit. Sana çok güzel bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben de odun vardı ya, sonra odunu koyunca tahta balta alınca oduna şuraya tutunca başka bir odun yenge geliyor. Şimdi bakın. Bu başlangıç sütunuyla diğer sütun arasında toplamda 23 blok, yani bu ikisi dahil, sütunlar dahil 23 blokluk bir uzunlukta en fazla yapabilirsiniz. Bu uzunluk mesela şurada 24 olsaydı tıkladığınız zaman çakmak taşıyla ateş çıkıyor. Portal oluşmuyor. 23 sütunlar dahil uzunluk yapabiliyorsunuz. Yükseklik ise arkadaşlar, yani buradaki benim yükseklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 üst ve alt sütunlar dair 16 sütunlukta bir yükseklik yapmışım. Bu da herhalde 23'e kadar çıkabilir ama denemedim. Yani benim surlarımın yüksekliği o şekilde diye. Şöyle göstereyim size abi. Gördüğünüz gibi bütün çevreyi, yani beşer şehir 23 blokta bir beşer şekilde kapı dahil büyük bir köy alanı yaptım. Buraları boş bıraktım abi. Buralara yine şuradaki gibi değişik mimarilerde kapılar tasarlayacağım. Yani köyümüzün güney, kuzey, doğu ve batı bloklarında farklı farklı taraflarında kapıları olacak. Bu her bir kapının kendine ait anlamları ve isimleri olacak. Şimdi buraya küçük bir köy yeri yaptık abi biz. Bir köy evi yaptık. İçerisinde ben de bir... Evet, Esra yaptı bunu. Bir köylü yerleştirdi içerisinde Esra. İşte bu köylüyü yerleştirdik. Bu arkadaş bu evini benimsedi, sevdi. Evet, şimdi de Kübra ile Esra'nın evine gidelim. Golemimiz var. Esra bir golem yaptı köyünü korusun diye. Şu minik köylüler de, pardon bunlar minikti. Minik köylüler Kübra'nın evinde. Yok, dışarı çıkmışlar. Kübra bak buradalar. Bir tanesi burada eşeklerin yanında geziyor. Hayır, bu benim... Kübra'nın minik köylüsü. Daha isim koymadı. Bu Kübra'nın minik ineği. Hadi git al. Esra evine geliyorum. Evet, bu da içeriden de Kev ismini kabartma yaptım abi bu şekilde. Şimdi burası Kübra'nın evi, burası Esra'nın evi. Esra'nın evine bir gidelim. Böyle bir çiftlik yapmış Esra evinin ön tarafına. Koyun koymuş iki tane. Ve bakın Esra ne yapmış. İki tane tabela koymuş. Esra ve Esra yazmış. Yazabildikleri ve okuyabildikleri tek şey kendi isimleri. Kübra ile Esra'nın. Bu açıdan oraya Esra ve Esra yazmış. Güzel bir pembiş bir kapı yapmış. Size demiştim Esra'nın en sevdiği renk pembe olduğu için. Pembeden bir ev yapıyor. Merhaba Esra. Nasılsın? Evin çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Gizlilerimi göster. Gizli Allah'ım ya. Esra'nın gizli yerleri. Bir dakika. Önce evini şöyle... Daha bunu yeni başladılar. Daha bir saat falan oldu bu. Okuldan geldiler. Hmm. Ve ben onlara köyü gösterdim. Yani videoyu izlediler daha doğrusu. Biliyorsunuz dünkü videomda sürpriz olduğunu söylemiştim. Eve geldiler ve işte videoyu bir açtılar ki ben bir köy yapmışım onlar için. Öğrendiler ve sonradan gelip hemen köyleri yapmaya başladık. Elmas ve altın zırhlarını yapıyor. Hmm. Sandığın iç... Sandığın içine neler koymuşsun Esroş? Buraya maden eritme ocağı yapmış. Ben de golem yaptım baba. Bu ne bu? Böyle renk değiştiriyor bu Esra. Bu ocak. Ha, ocak mı? Tamam. Burada da böyle. Burada da bir tane sandık var. Oo, altın, elmas ve zümrüt koymuş içine Esra. Baba, peki neden burada iki tane pembiş yatak var? Goleme çiçek verdim. Goleme çiçek mi verdin? Evet. Tamam geliyorum. Peki Esra neden iki tane pembiş bir yatak var? Sen iki kişilik yatakta mı yatıyorsun? He. Geniş geniş mi? He diyor bir de. Şimdi gizli yerini gösterir misin var? Aa, buldum burada. Baba benim de, ben de. Tamam hadi göster. Aa, inek girmiş senin gizli yerine ya. İnsanın
İnek mi koydun buraya? Yazık, bu garibana su ve çim nasıl vereceksin? Çimen. Verirsin sen. Bakayım buraya. Aaa. Tamam, bir tane daha yeri varmış Esra'nın. Aha, bunu kahve mi bu? Ya sen buraya ateş yakmışsın. Burada dumandan öleceğiz, öleceğiz. Buraya bir havalandırma falan yap. Bu duman bir yerden gitmesi gerekiyor. Ben açarsam bak. Açarsam bak ne bak. Evet bak, işte dışarı çıktık. Benim yerim. Nasıl senin yerin? Yok. Hayır ya. Kübra, senin yerin falan değil burası. Tamam. Esra'nın evini gördük. Tabii daha yeni başladılar. Bir saat oldu yapalı. Bu köyü baştan aşağıya dolduracağız abi. Her yerini dolduracağız. Okullar yapacağız. Hastaneler, polis merkezleri, oyun merkezleri, gaming house'lar falan. Böyle deli deli şeyler yapacağız buraya. Makineler yapacağız. Hatta ben mesela şu köyün kapısını otomatik açılır kapanır bir kapı yapmak istiyorum. Ya da blok. Bastığın zaman pıt 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 bloklar açılacak. Bloklar kapanacak. Ali Baba'nın şeyi gibi, mağarasının taşları gibi böyle. Baba, bir sistem yapmayı düşünüyorum. Baba. Becerebilirsem onun videosunu çekerim. Köy kapımızı yaptık diye. Şimdi burası da Kübra'nın evi. Şöyle etraftan. Tamam, geliyorum. Tamam, şimdi Kübra'nın evini şöyle etraftan. Burada mı kapın? Evet, geliyorum. Aşağı. Ben Sertaç abi. Hoş bulduk. İçeri gireyim. Kapının önünde çekilsen de artık içeri girsem. He. Kapatır mısın? Tamam. Bu ne ya? Evin içinde bir sürü çoluk çocuk var ya. Kaç tane yatak koydun sen buraya? Burası yurt olmuş, yurt. Köyümüzün yurdu olmuş burası. Ben misafir ya. Misafir. Müfafir değil o. Misafir. Müfafir diyor. Fazla misafir gelince. Fazla ne gelince? Fazla fifafir gelince arkadaşlar. Hayır, yifafur, evet. Peki sen neden tavanını böyle rengarenk çok güzel yaptın? İşte çok güzel olsun diye. Evet, işte çok güzel olsun diyeymiş. Meşalelerle de aydınlatmış içeriği, çok güzel. Bu da herhalde senin evin aşçısı mı bu? Ne bu? Kasapmış bu, kasap. Ondan eşyalar alıyorum. Eşyalar alıyorsun market gibi. Bu da senin arka bahçen galiba. Arkadaşlarım da var. Aa, elmas ağaçlar yapmış Kübiş. Burayı boş bırakmışsın Kübra. Ah, bu miniğin adı ne? Onun adı... Hey, senin adın ne? Benim adım Sertaş. Ben onun sesini yapayım mı? Hı-hı. Benim adım Sertaş. Hayır, öyle değil. Benim ya, adım... benim adım Sertaç abi ya. Nasıl? Bak, benim adım Sertaç abi. Ha, senin adın Abüş. Abüş ne ya? 30 yaşıma geldim. Abüş ne ya? Hayır, onun adı Abüş. Oğlum bana Abüş Mabüş demeyin ha. Sana Abüş demiyorum. Abüş ne ya? O köylünün adı. He, bu minik köylünün adı Abüş mü? Peki bunun adı ne? Onun adı Zehra. Zehra mı? O kız çık. Nereden anlıyorsun kız olduğunu bunun? Hani, peki bu hangi goleme çiçek vermiştin? Bu. Hani ellerinde çiçek yok. Çiçeği yedi mi bunlar? Hayır, çiçeği sakladılar. Ha, sakladılar mı? Tamam. Oo, bunlar bana çok kötü bakıyor Kübiş. Beni tanımadılar herhalde. Onlara söylesene ben fifafürüm. O bizim komşumuz, yapmayın. He, evet. Köyün sahibiyim ben oğlum. Köyün sahibiyim ben be. Evet, sahipleriz. Evet, abi. Ve vurma ya golemlere. Neden vuruyorsun? Çok ayıp. Çok ayıp. Abimi yıktı evini. Daha burada ben kendime ev yapacağım. Bu arada köyümde. Fakat nasıl bir ev yapacağımı henüz daha bulmadım. Minecraft'tan biraz evler bakacağım. Çok ilginç bir ev yapmam lazım. Yani Sertaç abişinize, pardon, abinize yakışır bir ev olması gerekiyor tabii. Şu toprak var ya, orada gizli yerim var benim. Buradan mı? Kırma. Hayır, hiçbir şey yok burada. Hayır, var. Hayır, yok. Tamam, kapatmıyorum. Evet, Kübra'nın evini de göstereyim. İki golem tarafından korunuyor. Elmas ağaçları var. Daha burada çılgın çılgın şeyler yapacağız. Dediğim gibi yorumlarda bize fikir verin abi. Bu arada Esra diğer köylüler için evleri inşa etmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Her bir köylü için bir ev yapıyor. Yatak koyuyoruz, sandık koyuyoruz ve köylüyü de içine koyduğunuz zaman böyle yeşil yeşil şeyler çıkıyor köylüden. Bu şu demek, evi sahiplendi anlamına geliyor. O yeşil şey çıkmazsa köylü evi sahiplenmiyor. Bunun için de yatak ve sandık olması güzel oluyor. Yani sandık şart mı bilmiyorum ama yatak şart.
Çok gizli bir şey mi gösteriyor? Hep gizli bir şey gösteriyorsunuz bana zaten. Evimden de. Tüccar bir çölümüz de var gördüğünüz gibi. Gez gün tüccar. Aha kirpi balık ovası veriyormuş. Baba. Evet ne göstereceksin? Hemen çabuk göster. Koskoca bir köyün muhtarıyım ben. Muhtar Sertaç abiyim ben. Köyümün çok işi var arkadaşlar. Kapıdan çok işi var. Valla bu duvarlar benim şimdilik çok hoşuma gitti. Sonradan sıkılırsam değiştiririm. Yapması birazcık sürdü çünkü alan bayağı büyük gözüküyor abi. Baba kapıyı aç. Fakat Nether'da şöyle bir komedi var. Bakın şimdi göstereyim size. Baksanıza Nether ne hale gelmiş. Nether'ın haline bakın. Çünkü etrafı komple portalla çevirdiğim için şey olmuş burası. Portaldan geçen bütün hayvanlar yani köye gireceğim çıkacağım diye Nether'a ışın. Hatta köylü bile gelmiş bu Nether'a. Yani bu Nether'da ahanda içeri lav geldi. Yazık. Neyse hemen o lavı bir kapatalım abi hemen. Allah! Mevzu çıktı içeride. Aha odun koyduğum için yanıyor şu anda o. Odun koyduğum için yanıyor. Bir dakika. Tamam turuncu şeyle kapattım. Tamam pardon kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Vallahi çoğusu öldü ya. Çok üzüldüm. Baba eve gelsem onu. Evet bu nedir? Bu arkadaş da portala kafam girsin demiş. Kafası girmiş ama ensesi kulakları girememiş bak. Geliyor. Evet buradan da köyümüze geri dönüyoruz. O yüzden orası tam bir hayvanat bahçesi de. Nether'da bir hayvanat bahçesi kurabilirim yani. Hadi yap. Evet Esra bu arada köylü evlerini yapmaya devam ediyor. Kızım böyle farklı yerlere yap tamam mı? Güzel tatlı. Aralarından yollar yapacağız böyle. Hadi ya hadi. Esra 2 saniye. Kübra hemen bir gizli yer yapıyor bana gördüğünüz gibi. Ya nerede? Burada gizli bir yerin yok biliyorum ben. Nerede? Evimde. İyi hadi götür beni evine. Götür. Allah Allah. Ben sana kapıyı açacağım ya. Ya tamam aç bana kapıyı aç ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ding dong. Ding dong. İçeriden şöyle kolumu sokup açamıyor muyum şuradan? Kolumu. Bu ne be? Pişmiş domuz bir zolası ne ya? Tövbe estağfurullah biz Müslüman adamız be. Orada lav döküldü ya oradan herhalde oldu. Hani? Ya burada bir yerin falan yok senin. Aa Zehra ile Abüş gelmiş. Merhaba Zehra, merhaba Abüş. Merhaba. Hani ne yapıyorsun şu an? Bak burasını şu an yeni yapıyorsun Kübra. Gizli yerin falan değil burası. Yapamazsın. Oh güzel kokulu kızım benim. Evet köyümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu köyde neler yapmamızı istiyorsanız aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Bizi yönlendirin içeriklerde. Artık videolarımızı hep burada çekeceğiz. Ve burayı sürekli her bir videoda buranın geliştiğini göreceksiniz zaten. Bak Esra çıtır çıtır çalışıyor. Bir ev daha yaptı köylüler için. Şimdi gidiyor. Diğer evi yapmaya gidiyor galiba. Baba inşallah benim evimi de beğenmişsin. Evet inşallah Kübra'nın evini de beğenmişsinizdir. Bak inşallah baba, diyor. İnşallah demek çok baba, önemli. Baba evi şey yapmadı bak. O yüzden onları bırak. Sen kapıyı aç bırak o şey yapar. O kendi girer çıkar onlar ama köylüyü evi bitirdikten sonra her şeyi yaptıktan sonra köylüyü gir yumurtasını içeriye bırak. Sandık koymayı unutma ama. Bak ben de ona bir tane sandık koyayım. Sandık galiba önemli diye tahmin ediyorum onlar için. Baba, ben evet. He, koş git hadi koş. Hayır. Evet bu videomuz da bu şekildeydi. Burada köyümüzü inşaya devam ediyoruz. Kev köyümüzde çok maceralı ve komik şeyler yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Allah'a ısmarladık kardeşlerim. Her gün saat 5'te yeni video yayında kanala abone olup bütün bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.